TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını başlıyor. TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını başlıyor. Sevgili izleyenlerimiz günaydın. Yeni bir gün, yeni bir gündem, hayata dair gelişmelerle ben Güne Bakan Hakan Bakar sosyal medya üzerinden sizlerle birlikte olmak adına güne, gündeme, hayata tabi saat 10'dan önce efendim başlayan programımızla karşınızdayız. Gelişmeleri birlikte yaşayacağız. İlerleyen dakikalara kadar bir saat boyunca gündemde her ne var ise sosyal medya üzerinden Güne Bakan Hakan Medyanet, Güne Bakan Hakan Bakar ve diğer tabii ki sosyal medya platformlarından biz canlı olarak şu dakikalarda şehrimize ait gelişmeleri, yaşananları an be an efendim tabii ki haberleri sizlerle paylaşacağız. Gelişmelere hep birlikte şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya üzerinden birlikte bakacağız. Tabii sizlerin de duygu ve düşünceleriniz olduğu takdirde bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı, düşüncelerinizi bizlere aktarabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Biz de şu dakika itibariyle programımız içerisinde bakacağız. Gelen mesajlar olursa da onları değerlendireceğiz. Gündemdeki haber başlıklarını bir bir sizlere aktaracağız. Evet, 19 Ocak sevgili izleyenlerimiz, günlerden salı, zaman su misali akıp gidiyor tabii ki, zamanı durduramıyoruz ama biz tabii ki bu salgın günlerinde kendimize dikkat etmemiz gerektiğini de her zaman olduğu gibi hemen programımızın başında da sizlere hatırlatıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gündem başlıklarına her zaman olduğu gibi biliyorsunuz işte Covid-19 ve bu tabloda neler var? Sağlık Bakanlığı tabloyu her akşam saat 19 ila 20 saatler arasında paylaşıyor ve hafta sonu kısıtlamaları tabi tablodaki rakamların düşmesine neden oldu. Bu da en azından bizim için, ülkemiz için, hepimiz için sevindirici bir durum sevgili izleyenlerimiz. Bakalım tabloda neler var? Evet, tablo şu anda karşınızda sevgili izleyenlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi rakamları sizler de görmektesiniz. Biz de hemen bu rakamlar içerisinde onları bir bir paylaşalım istiyoruz ve 151.343 test sayısında tabii ki düşüş var. Yani artık günlük olarak test sayıları 200 binlerin altına düştüğünü görmektesiniz. Vaka sayılarına baktığımız zaman vaka sayılarında ise sevgili izleyenlerimiz 5862 vaka sayısı olarak görünmekte. Yine bununla birlikte bu tabii ki tabloda hasta sayısı da 749 olarak geçmekte. Hastalara Rabbim şifa versin diyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin rakamlarını şöyle bir gözden geçirdiğiniz anda ise rakamlar sevgili izleyenlerimiz 164 kişi. Yani 250'leri gördük. Tabii inşallah daha aşağılara iner. Hatta hiç hayatını kaybeden kişi olmaz diye temenni ediyoruz ama tabii salgında mücadeleyi de elden bırakmayacağız. Aşı artık sağlıkçılarımız ve tabii ki salgın günlerinde ön planda çalışanlar için aşılar şu anda vurulmaya başlandı. İkinci aşıların da gelmesi için de tabii ki artık geri sayım başladı. İnşallah daha sağlıklı oluruz diye temenni ediyoruz ama her şeyin burada insanoğlunda bittiğini de siz zaten yakından biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Biz de diyoruz ki o yüzden kendimize dikkat edeceğiz. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. 164 vatandaşımız dün itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu Türkiye Covid-19 hasta tablosunda hayatını kaybedenler 18 Ocak olarak geçiyor. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz ve iyileşen hasta sayısı 7905 kişi sevgili izleyenlerimiz. İyileşen hasta sayısındaki rakamlarda bu yönde daha çok tabii iyileşen olsun diyoruz. Maskeyi, mesafeyi, hijyen kurallarını, bunları tabii ki dikkatli olmamız gerektiğini de her zaman biz şu dakika itibariyle vurgu yapıyoruz. Sizlerden de ricamız çevrenizde
daha böyle sakin, az kalabalık olan yerlerde tabii ki bulunmaya çalışın. Çünkü kalabalık yerlerde yine her an bu salgının, virüsün insanlara bulaşma riskinin de olduğunu unutmayın diyoruz. Ve bu konuda dikkatli olmaya da sizleri biz her sabah olduğu gibi yine bu sabah da davet ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ve tablomuzu da hemen şöyle bir ekrandan alalım. Evet, Allah rahmet eylesin hayatlarını kaybedenlere. Günü gündeme hayatı gelişmeler efendim biz paylaşmaya başladık. Ve sosyal medya üzerinden Güne Bakan Hakan gelişen haberlere birlikte bakıyoruz. Memleketimiz havalar şu anda tekrar tabii kış günlerinin havası mı değil. Yani sıcaklıklar şu anda normal ama birkaç gün önce bir anda kar yağışı, suyla beraber sulu bir kar yağışı ve sonrasında tabii ki özellikle kırsal kesimde elektriklerin gitmesi de geçtiğimiz hafta içi 5 gün boyunca vatandaşların bir mağduriyet yaşadığını da buradan bir kez hatırlatıyoruz. Şu anda elektriklerle ilgili herhangi bir sorunun kalmadı da yine yetkililerden canla başla çalıştılar. Özellikle kırsal sahada bütün tesisat baştan aşağı tabii ki arızaların olduğu yerler elden geçirildi ve kırsalda yaşayan vatandaşlara elektrik verildi sevgili izleyenlerimiz. Olmayan yerler var mıdır bilemiyoruz ama genel olarak elektriklerin verildiği de bize ulaşan haber başlıklarında yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. Tabii bu arada yolların da sevgili izleyenlerimiz açık tutulması lazım. Bu yönde Sivas Valisi Salih Ayhan karla mücadele konusunda her fırsatta tabii ki bu mücadele içerisinde yer alan sevgili izleyenlerimiz kurumları bir bir ziyaret ediyor ve yoldaki çalışmaları da Sayın Ayhan yerinde inceledi. Hemen onunla ilgili de haberimizi şöyle bir ekranlara hemen taşıyalım istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Yol açma ekipleri 7-24 saat sahada çalışıyorlar. Sivas İl Özel İdaresi'ne ait olsun ve diğer tabii ki karayollarına ait ekipler olsun. 7-24 saat sevgili izleyenlerimiz yolda çalışmalarını sürdürmekteler. Vali Salih Ayhan ise 1000 personel 525 adet araç ile sahada görev yapıldığının altını çizdi. Yapmış olduğu açıklamalarda bu yönde yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Ve tabii gün içerisinde Sivas İl Özel İdaresi de haberler ve tabii ki kamuoyunu bilgilendirmek adına basına bilgiler paylaşılıyor ki özellikle tabii hemen şöyle bir bakalım yine gelen notlarımızda Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 183 köyün ulaşıma kapandı yine gelen bilgiler arasında ve çekim talebinde bulunan tabii ki işte bu yönde işte Zara, Gürün, Divri ve İmranlı özellikle bu yöllerde merkeze kapalı köy bulunmamaktadır şeklinde de açıklamalar Sivas İl Özel İdaresi'nin basın biriminden paylaşılan haberlerde de yer alıyor. Merkeze bağlı köylerde herhangi bir kapalılık söz konusu değil ama diğer tabii ki merkeze uzak olan köylerde 183 ünite ulaşıma kapalı olduğu da yine sevgili izleyenlerimiz verilen bilgiler arasında geçiyor. Evet, Sivas Valisi Salih Han karla mücadele kapsamında çalışmalar yerinde inceledi. Orada tabii çalışanlara soğuk hava olduğu için helva ikram etti. Sohbet etti. Çalışmaları nasıl gittiğini ve neler yapıldığı yönünde de bilgiler aldı sevgili izleyenlerimiz Sivas Valisi ve neler konuşuldu. Birazdan hemen haberle ilgili videoyu da sizlerle paylaşacağız. Yoğun tabii ki kar yağışının ardından kapanan yolların ulaşıma açılması için de bu çalışmalar devam ediyor. 7-24 saat yani aralıksız devam ediyor ve 1000 personel 525 adet araçla sahada bu yolları açmakta yükümlü sevgili izleyenlerimiz. Sivas Valisi Salih Han da karla mücadele kapsamında yollardaki son durumu yerinde incelemek üzere ilimize bağlı, merkeze bağlı daha doğrusu Yıldız Yakup olan bölgesinde ziyaretlerde bulundu. Hemen onunla ilgili neler konuşuldu orada, hangi açıklamalar gündeme düştü? Dilerseniz onları da sizlerle paylaşalım sevgili izleyenlerimiz. Arkasından devam edeceğiz. Ne kadar yol açtın? Ne kadar yol açtın? 2,5 kilometre açtım. Oradan yukarıya mı? Evet. Yukarıda kar var mı? Kar da var. Biliyorsunuz beklediğimiz kar yağdı. Hamdolsun kar rahmet olarak, bereket olarak görüyoruz. Tabii rahmet ve bereket bu güzel nimetle birlikte bununla bazen külfeti olabiliyor. Ulaşımda olsun, diğer alanlarda olsun, yaşam kalitesinde, konforunda biraz olumsuzluklar olmadı değil. Dolayısıyla il genelinde karayolları, özel idare ve belediyelerimiz kendi görev alanlarında çok yoğun bir şekilde vatandaşların ulaşımını rahatlıkla sağlayabilmesi için gece gündüz çalışmaktalar. Gerek özel idare, gerek belediyelerimizin, gerek karayollarının toplam iş makinesi sayısı 525.
ve çalışan personel sayısı 1000 civarında. Karayolların 2300 kilometre yol ağı, özel idarenin 8000 civarında yol ağı, belediyelerin daha fazla. Ve topladığımızda hakikaten geniş bir coğrafyamız var ama hamdolsun vatandaşımızın hizmetinde gece gündüz çalışırken vatandaşımızın ulaşımını, hayat şartlarını kolaylaştırmak için gayret gösteriyorlar. Bugün itibariyle karayolu olarak kapalı hiçbir yolumuz yoktur. Özel idarenin yaklaşık 2000 yerleşim yeri var. Yani hayatın devam ettiği, yaşamın olduğu 2000 yerleşim yeri var. 2000 yerleşim yerinin sabah itibariyle 177 kapalı yerleşim yerimiz vardı. Bu saat itibariyle şu an saat 14.30 civarıyla belki de 106'a düşmüştür. Yani şu an bir olumsuzluk yoktur. Sadece vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Hakikaten şu an gece gündüz her alanda AFAD, 112, gerek iletişim altyapısı olsun, enerji olsun, ulaşım olsun, tüm vatandaşlarımızın bu kurumlar hizmetinde olduğunu buradan beyan edebiliriz. Bizim sadece vatandaşlarımızdan isteğimiz şu, asılsız ihbar lütfen yapmasınlar. Bu bizim hem çalışma anlamında verimliliğimizi azaltıyor, hem de daha sıkıntılı bir yerden, daha öncelikli ve acil bir hususa ulaşmamıza ciddi manada zaman kaybına sebebiyet vermektedir. Bu konuda böyle bir hususiyet olduğu zaman da ceza meyidi uygulamasına kaçırmayacağımızı söyleyebiliriz. Tabii kısıtlama olduğu zaman dilimde de zorunlu olmadığı sürece vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Bugünden itibaren hava sıcaklığı ciddi manada azalacağını da söyleyebiliriz. Karda 2-3 gün boyunca yoğun bir kar yağışta gelecekte meteorolojinin verdiği bilgiye göre de gelinmesi an meselesi. Yeter ki kar yağsın. Biz kurumlar olarak, personel olarak araçlarımızda 7 gün 24 saat hizmete hazırız. Vücut ısını korur elba biliyorsunuz. Helva hakkı var mı hala? Sevgili izleyenlerimiz, işte Sivas Valisi Sarayhan bu ziyaretleri gerçekleştirdi. Tabii 7-24 saat 1000 personel 525 araç ile sahada hizmet verildiğinin de altını bir kez daha çizdi. Vatandaşlara da yola çıkacak olanlara da tabii ki dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Evet, gelişmeler, hayatın içerisindeki başlıklar, günün öne çıkan haber başlıklarını sosyal medya üzerinden takip eden izleyenlerimize bir bir aktarmaya başladık. Ve bu tabii ki çalışmalarda, haberlerde neler var ise ekranlara getiriyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, Sivas'ımızın önemli ilçelerinden bir tanesi. Divri ilçesinden sevgili izleyenlerimiz bahsedeceğiz. Tabii tarihi ve doğasıyla gerçekten görülmeye değer en özel ilçelerimizden bir tanesi. Tabii tüm ilçelerimiz özel ama Divri'nin ayrı bir özelliği var sevgili izleyenlerimiz. İşte şimdi Divri ilçesinde geçtiğimiz aylarda 2000 daha doğrusu 20 yılı içerisinde Divri Kaymakamlığı Divri'ye seyir terası ve tabii ki orada yürüyüş yollarının yapılması için Kestoğan Kalesi yüksek ve Divri'ye güzel bir şekilde bakabilmek için bir teras, cam teras tabii ki çalışmalarını başlamıştı. Ve bu cam teras çalışmalarıyla birlikte Divri Kaymakamlığı bir açıklama yaptı ve Divri'nin daha fazla turist çekebilmesi için, Divri'ye daha fazla insanların gelebilmesi için sevgili izleyenlerimiz yapılan açıklamalarda da Türkiye'nin en uzun ve en yüksek zipline hattının Divri'ye yapılacağı da altı çizildi. Arkamızda da efendim işte o muhteşem mimari şeklinde Divri Ulu Cami Darüşşifası'nı da hemen arkamıza şu anda yerleştirdik. Fon olarak sizler de görmektesiniz. Tabii Anadolu'nun en özel ilçelerinden bir tanesi. Yüzyıllarca tabii bu ayakta kalan bir eser sevgili izleyenlerimiz. Dönemin tek ve benzersiz örneğini de olduğunu söyleyebiliriz. Divri Ulu Cami ve Darüşşifası. O yıllarda insanlara şifa dağıtan, ilim dağıtan önemli eserlerden bir tanesi sevgili izleyenlerimiz. Ve tabii ki işte Anadolu'daki önemli eserlerden birinin bulunduğu yere de yine birçok kişinin daha fazla gelebilmesi için özel böyle çalışmalar yapılıyor sevgili izleyenlerimiz. Mengücek Gazi tarafından fethedilmiş ve daha sonra tabii ki burası Divri Kolu Hükümdarı Ahmet Şah ile eşi Turan Melek tarafından 1229 yılında külliye inşa edildi. İşte Divri Ulu Cami ve Darüşşifası da şu anda restorasyon çalışmaları o bölgede de devam ediyor. İhtişamlı bir şekilde bu tabii ki camiyi, bu Darüşşifayı herkesin görmesi gerekiyor. İşte bu Darüşşifaya, bu camiye de şöyle yukarıdan bakabilmek için sevgili izleyenlerimiz ve o bölgede daha fazla insanların gelebilmesi, daha fazla turistin çekilmesi için de
Divriği Kaymakamlığı çalışma başlattı. Ve dün sosyal medya sitelerinden bir paylaşım yaptılar sevgili izleyenlerimiz. Türkiye'nin en uzun, en yüksek zipline hattının Divriği'ye yapılacağının da böylece müjdesini vermiş oldular. Biz de tabii ki Divriği ilçemizi çok defa gittik, orada çok defa programlar yaptık sevgili izleyenlerimiz. Çünkü bu önemli eserin, bu önemli bölgenin herkes tarafından görülmesi gerektiği ve hatta geçtiğimiz aylarda Sivas Valisi Salih Han Divriği ziyaretinde tabii rahmetli Demirhan sevgili izleyenlerimiz, Nuri Demirhan o yıllardan çok eski, o 1936-1940'lı yıllarında Divriği'ye uçak indirmesi ve o bölgede de yeniden bir uçak pistinin hayata geçmesi için de çalışmaların başlayacağını ve insanların da uçakla Divriği'ye özellikle tabii İstanbul'dan geliş yapabileceğini de müjdesini vermişti. Haziran ayı itibariyle bu çalışmaların da hayata geçeceği söylenmişti. İşte bununla beraber Divriği Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı yapılan paylaşımda. Vizyon cam teras projemizi taçlandırıyoruz denildi. 2021 yılında Divriğimizi turizm cenneti haline getirecek 3 yeni projemizin startını verdik. Çarşı dükkanlarının tarihi dokuya uygun olarak ahşap giydirmesinin yapılacağı Arasta Çarşısı, yürüyüş yolları ve asma köprülerle Çaltı Çayı yürüme yolu ve Türkiye'nin en uzun ve en yüksek zipline'ını inşa edeceğiz denildi. Projelerimiz hazır, baharın gelmesini bekliyoruz şeklinde Divriği Kaymakamlığı tarafından bu açıklamalar sosyal medyadan paylaşıldı sevgili izleyenlerimiz. İşte Divriği'ye daha fazla insanı çekebilmek için hem tarihi anlamda hem de sportif faaliyetlerin ve dikkat çekici tabii önemli yatırımların, önemli projelerin hayata geçmesi de Divriği'nin daha fazla insanları ziyaret etmesine neden olacak. Güzel bir çalışma. Zipline birçok şehirde, birçok beldede, birçok yerde tabii görebiliyoruz ama bunun özellikle Türkiye'nin en uzun ve en yüksek zipline hattı olduğunu da Divriği Kaymakamlığı paylaşmış olduğu açıklamayla gündeme düşürdü. Biz de bunu dedik ki efendim, memleketimiz için önemli bir gelişme olduğunu söylüyoruz. Çünkü bir şehrin ekonomik anlamda istihdamlarla birlikte gelişmesi için turizm ayağının da daha fazla bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. İşte Divriği ilçemizde bu önemli, turistlerin daha fazla çekebileceği, turistlerin daha fazla geleceği ilçeler arasında yer aldığı için tabii ki bu gibi projelerin de buraya kazandırılması gayet güzel, gayet hoş. Divriği Kaymakamlığı'na, Divriği'de yaşayanlara biz de buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz sevgili izleyenlerimiz. İşte Divriği'ye en uzun, en yüksek zipline, yani daha doğrusu Türkiye'nin en uzun ve en yüksek zipline'ını Divriği'ye inşa edilecek. Baharın gelmesiyle de bu proje, bu çalışma başlayacak sevgili izleyenlerimiz. Bunu da hemen ekranlarda sosyal medyamızdan sizlere aktarmış olduk. Evet, diyoruz ya, Divriği'ye de selamlar. Çok defa gittik, çok defa programlar yaptık sevgili izleyenlerimiz. Görülmesi gereken önemli ilçelerimizden bir tanesi Divriği, mutlaka sizler de hala görmediyseniz ki tabii bu pandemi günlerinde de yine gitme şansınız var ama tabii şu anda Divriği Ulucan ve Divriği Ulucan ve Darüşşifası restorasyon çalışmaları sürüyor ama yine görme imkanına sahipsiniz. Bunu da buradan hemen paylaşmış olduk, hatırlatmış olduk sizlere. Gündemdeki konu başlık arasında yer alıyordu. Ekranlarınıza getirmiş olduk sevgili izleyenlerimiz ve devam ediyoruz. Ekonomik kriz, pandemi, salgın, koronavirüs, artık adına her ne derseniz, salgınla şu anda tabii ki iç içeyiz sevgili izleyenlerimiz ve Covid-19 salgını hayatımızı Mart ayından itibaren tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'mizde de alt üst etti. Neredeyse bir yıl artık yakındır bu salgınla mücadele sürüyor ve bu salgınla mücadele içerisinde de en fazla etkilenen kesim tabii ki esnaf kesimi. Ekonomik anlamda esnaflar, dükkanlar kapalı, işletmeler kapalı. Her yer değil ama bazı sektörler özellikle gerçekten çok büyük anlamda sekteye uğradı sevgili izleyenlerimiz. Allah esnaflarımıza yardım etsin diyor. Çünkü kiralar birikti, vergiler birikti, SSK primleri birikti, işçilerinin maaşlarını ödeyemediler. Kimileri işinden oldu, kimileri dükkanı kapattı ve bu zor günlerde de sevgili izleyenlerimiz Sivas Belediyesi tarafından başlatılan 1500 TL'lik destek için başvurular da tamamlandı. Evet, en azından şehirlerin belediyeleri esnaflara destek olmak amacıyla bu şekilde çalışmaları geçtiğimiz aylarda hayata geçmişti ve bu geçen çalışmalar içerisinde de vatandaşlara, daha doğrusu esnaflara sevgili izleyenlerimiz, dükkanı kapalı olanlara da 1500 TL belediyeden destek verileceği açıklanmıştı. Ve bu salgın günlerinde olumsuz etkilenen esnaflara da işte Sivas Belediyesi tarafından başlatılan 1500 TL destek çalışmalarının başvuruları dün itibariyle tamamlandı. 12 Ocak'ta başlayan
ve esnafa verecek olan destekler için de müracaatların sona erdiğini de hemen burada hatırlatıyoruz. 12 Ocak'ta başlamıştı, onu da hemen söyleyelim. Bugün ayın işte sevgili izleyenlerimiz 19'u. Başvurular incelenecek. Herkes yani yazdı, kendiyle ilgili, işleriyle ilgili. Bunlar tabii ki detaylı, sağlıklı bir şekilde elden geçecek bu işin uzmanları tarafından. Esnaflara yapılması planlanan bu çalışmada okul servisçileri, oyun salonları, çay ocakları, lokal ve çay bahçesi, kıraathane, kafe, kafeterya, restoran, lokanta, pastane, okul kantini, internet kafe, nargile salonları, sinema salonları, halı saha ve düğün salonu işletmecileri bu imkanlardan faydalanabilecekler. Çünkü onlar salgın günlerinde sevgili izleyenlerimiz en fazla etkilenen ve hala iş yerleri kapalı olan esnaflarımız. Evet, açık olan esnaflarımız da tabii eski günlerdeki gibi iş yapamıyorlar ama yine en azından çarkı döndürebilmek için dükkanlar açık. Ya kapalı olanlar ne yapsın? İşte onlara da bu şekilde destekler hem belediye tarafından hem de hükümet kanadı tarafından da az da olsa, bir miktar da olsa yine bu yardımlar iletiliyor sevgili izleyenlerimiz. Yaralar ufak da olsa sarılıyor. Dediğimiz gibi Sivas Belediyesi tarafından başlatılan 1500 TL destek için başvurular tamamlandı. Bu yapılan başvurular bu işin yetkilileri tarafından sevgili izleyenlerimiz, görevlileri tarafından incelenecek, bakılacak. Yapılan başvurularda başvuran kişilerin durumu ve şartları gözden geçirecek. Eğer bu şartlar ve durum uygun olduğu takdirde de 1500 TL ödeme yapılacak esnaflarımıza sevgili izleyenlerimiz. İnşallah bu tabii ki süreç, esnaflarımız bu süreç sonrasında da tekrar eski günlerine döner diye temenni ediyoruz. Hayatın içerisindeki gelişmeler Güne Bakan Hakan'da. Sosyal medyadan efendim biz dilimizin döndüğünce tabii ki paylaşımlarımızı yapıyoruz. Bizleri takip eden izleyenlerimiz her geçen gün bizleri tabii izleyenlere de bir artış olduğunu fark etmekteyiz. Biz de tabii bu salgın günlerinde dijital teknolojiyi nasıl kullanabiliriz diye düşünmüştük. İşte zaten hani medya, basın, televizyon, gazete, radyo, bunların birçok dalında biz kendi adıma Hakan Bakar olarak birçok dalında biz görevler yaptık. Yani işimizin artık gerçekten çok önemli bir boyutundayız. Neden? Dijital bir dünyadayız ve belki de zaman gösterecek ki her şey daha fazla dijitalin içerisine girmeye başlayacak ki şu şartlarda da pandemide de gördük ki her şey dijital dünyada daha rahat insanlara ulaştırıyor. Ama doğru bilgi verebilmek, ama doğru bir şekilde bilgileri de aktarabilmek, bu da çok önemli. Haberler olsun, konular olsun, vatandaşları doğru bir şekilde bilgilendirmek gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Biz de Güne Bakan Hakan Bakar olarak haftanın 5 günü işte şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya ekranlarından ne yapıyoruz? Görüntülerimizle, yorumlarımızla, anlattıklarımızla sizlere hem şehir hakkında hem de genel olarak gündem hakkında gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki mutlu oluyorsunuzdur. Yani şu yönde haberler konusunda biz bir saatlik zaman dilimi içerisinde hani farklı, gözden kaçmayacak. Yani bunu da açıkça söylüyoruz ki daha çok biz böyle sahada hani konuşulmayan özel konuları da gündeme getirmeye çalışıyoruz. İşte onlardan bir tanesi sevgili izleyenlerimiz. Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce bir konuştu, pir konuştu diyebiliriz. Sivas'ta 3 kişiden biri sosyal desteğe ihtiyaç duymakta dedi sevgili izleyenlerimiz. Ve Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce, Sivas Valiliği'nin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamasına istinaden bir açıklama gündeme düşürdü. Ve valiliğin açıklamasına göre toplam nüfusumuzun %38'inin sosyal desteğe muhtaç olduğu görülmekte dedi. Evet, işte Deva Partisi İl Başkanı sevgili izleyenlerimiz bu açıklamalarla gündemde yer aldı. Bakalım detaylarında neler söyledi. Hemen şöyle bir haberimizi önümüze açtık. Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce yapmış olduğu açıklamada 640 bin nüfusu olan Sivas'ın Sivas Valiliği'nin açıklamış olduğu 241 bin 73 vatandaşımıza sosyal destek sağlandı açıklaması toplam nüfusumuzun %38'inin sosyal desteğe muhtaç olduğunu göstermektedir. Biz bunları duydukça Deva Partisi olarak sorumluluğumuzun daha da arttığını görmekteyiz ifadelerini kullandı. Başkan İnce açıklamasına şu şekilde devam etti. Bu anlatılanlar övünülecek bir hizmet değil, yoksulluğun bir tablosudur. Sivas'ta 3 kişiden biri sosyal desteğe ihtiyaç duymakta olması bizleri derinden üzmüş ve Deva Partisi olarak sorumluluğumuzun daha da arttığını görmekteyiz. Onun için biz diyoruz ki siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk. Kazanılmış tüm sosyal hakların garantisi olan Deva Partisi, devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışarak ve yoksulluğu ortadan
kaldıracaktır şeklinde bir açıklama yaptı sevgili izleyenlerimiz. Evet, bu açıklama neye istinaden oldu? Geçtiğimiz günlerde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Sivas Valisi Salih Han 2020 yılı değerlendirme programında bu konuya da değinmişti. Sivas'ta ne kadar kişinin destek aldığı konusunda açıklamalar yapmıştı. Sayın İnce de bu tabii ki açıklamaları dinleyince burada bir hesap yapıp ve işte hesabın sonucunda da Sivas'ta 3 kişiden biri sosyal desteğe muhtaç şeklinde bir açıklamayla gündeme düştü. Biz de efendim bu haberi gündeme sizler için taşıdık. Bu da Deva Partisi Başkanı Sayın Serdar İnce'nin düşünceleri, açıklamaları. Bakalım bu yönde Sivas Valiliği tarafından veya da bu yardımlar konusunda herhangi bir açıklama gündeme düşecek mi? Sayın İnce'nin yapmış olduğu açıklamalar içerisinde bir eksiklik, bir fazlalık var mı yok mu? Bunu da tabii kamuoyunda yapılacak olan açıklamalarla bekliyoruz. Bakalım neler söylenecek bu habere istinaden. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın genel durumu acaba Sayın İnce'nin dediği gibi mi? Yani yoksulluk içerisinde miyiz? Sivas'ta 3 kişiden biri sosyal desteğe gerçekten muhtaç mı? Bakalım bunların cevapları nasıl gelecek, merak ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, devam edelim. Gündemdeki konular, haber başlıkları, sosyal medya üzerinden çalışmalar ve haber başlıklarını aktarmayı sürdürmekteyiz. Evinize, iş yerinize, hayatınıza ve tabii ki cep telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza konuk oluyoruz. Artık bütün televizyonlarda Android uygulama olduğu için televizyondan da bizleri mutlaka izleyenler vardır. Dediğimiz gibi dijital medyayı doğru kullanmak lazım. Bunun için de bu tarzdaki haber programları, bu tarzdaki yayınlarda şehrimizi ve vatandaşlarımızı en güzel şekilde bilgilendiriyoruz. Biz de bununla mutluluk duymaktayız tabii ki. Amacımız şehrin genelinin sağlıklı bir şekilde haberdar edilmesi. Yani artısıyla eksisiyle herkese bu ekranların mikrofonun açık olduğunu söylüyoruz. Neden? Uygun bir dille, güzel bir izahla şehirde yaşananları sizler de bizimle paylaşabilirsiniz. Kimi zaman gidiyoruz, mekanlardan canlı yayınlar atıyoruz. Kimi zaman da tabii ki özel programları canlı olarak meydana taşıyoruz, aktarıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Amacımız dediğimiz gibi şehirdeki hepimizin sağlıklı bir şekilde bilgilenilmesi. Kamuoyunda da özellikle protokolün, işte oda başkanlarının açıklamaları, vatandaşların duygu ve düşünceleri ne varsa biz bu ekrandan taşımak için bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Dağ ziyaretlerini sürdürüyor sevgili izleyenlerimiz. Çetin Dağ Sivtaş'ı ziyaret etti. Biliyorsunuz Sivtaş Sivas Valiliği öncülüğünde kurulan bir işletme. Sivas için önemli bir tarım ve hayvancılık için özellikle bu önemli bir ivme kazandıracak şehrimize. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Dağ ve yönetim kurulu da Sivtaş'ı ziyaret etti. Ve burada Sivas çiftçisine, Sivas besicisine ve Sivas tarımına buranın ivme kazandıracağını Çetin Dağ söyledi. Bakalım başka neler söylemiş. Hemen şöyle bir konunun detayına bakalım. Sonra haberde, videoda da kendi söylediklerini paylaşacağız Sayın Başkanım. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Dağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte organize sanayi bölgesinde bulunan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Sivtaş'ı ziyaret etti. Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve Topyekün kırsal kalkınma sağlamak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi'nin ortaklığında kurulan Sivtaş'ın Genel Müdürü Hakan Bozbu'yu ziyaret ettiler. Hem Sivtaş'ın hangi aşamada olduğunu öğrenmiş oldular, hem de burada tabii işlerinde kolaylıklar dilediler. Ve Çetin Dağ ve beraberindekiler burada çeşitli bir bilgi alışverişinde de bulundular sevgili izleyenlerimiz. Ziyarette konuşan Sayın Çetin Dağ, Sivtaş şirketini yerinde görmek için yönetim kurulumuzla birlikte buraya geldik. Sivtaş'ın amacı Sivas'a modern bir yem fabrikası kazandırılması, aynı zamanda da süt işletme merkezinin kurulması. Valilik ve belediye tarafından Sivas çiftçisine yapılan bu jesti yerinde görmek için geldik ve yönetim kurulumuzla birlikte inceledik dedi ve gereken konular hakkında da müdürden sevgili izleyenlerim Sayın Bozbuyuk'tan bilgiler aldıklarını ifade etti. Peki burada neler konuşuldu? Burada hangi açıklamalar yapıldı? Dilerseniz hemen o yapılan açıklamaları da ekranlarınızda getirelim. Şirketini yerinde görmek için yönetim kurulumuzuna ziyarete geldik. Sivtaş'ın amacı ne? Sivas çiftçisine hem çok modern bir yer fabrikasının kazandırılması, aynı zamanda da süt işleme merkezinin olmasından dolayı özellikle ziyarete geldik. Hem kamu kuruluşu, yani Türkiye'de ilk olan valilik ve belediye tarafımızdan Sivas çiftçisine yapılan bu çok güzel
jestin gerçekten yerinde görmek için geldik. Çok değerli genel müdürümüz Hakan Bozbüyük da bizleri kabul ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü çok emek verildi. İnşallah kısa zamanda faaliyete geçecek. Çünkü genel müdürümüz Hakan Bozbüyük da tabandan geldiği için, bu işlere yabancı olmadığı için çok büyük başarılara imza atacağına adım kadar eminim. Buradaki amacımız Sivas çiftçisine, Sivas peşçisine, Sivas sütçilerine, gerçekten Sivas tarımına çok bir ivme kazandıracak, çok büyük katma değer kazandıracak. Bunun hakikaten gururunu yaşıyoruz. Ben başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımız ve genel müdürümüz Sayın Hakan Bey'e hepsine Sivas çiftçimiz adına buradayız. Yönetim olarak ziyarete geldik. Bu tesislerde Sivas'a kazandırmalarından dolayı hepsine gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah 2021 yılında bu faaliyete geçecek. Çünkü bunun ilk inşallah şeyini de almış olduk biliyorsunuz. 7-8 aydır yağmur yağmıyordu. İşte kar yağdı. Çok güzel Sivas beyaz bir örtüye büründü. Bu ne demek? Sivas'ın gerçekten Sivas çiftliğine çok büyük faydası olacak. Yağışların gelmesiyle beraber de işte bu yem fabrikamızı ve süt işleme merkezinde faaliyete geçerek Sivas çiftçisine çok büyük katkıda bulunacak. Ben tekrar burada emeğe geçen herkese ayrı ayrı Sayın Baş ve Sivas Valimiz olmak üzere belediye başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz de bunun takipçisi olacağız. Biz de Sivas çiftçisi için elimizden ne gerekiyorsa 24 bin üyemizle ve tüm ilçelerimizle beraber de yaklaşık 80 bin üyemizle de bu fabrikamız ve süt işleme merkezimizin yanında olduğunu olacağız. Çok da başarılı olacağına inanın. Bizi buraya kabul ettiği için de değerli genel müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Yol açık olsun, bahtı açık olsun. Sivas güzel günler bekliyor inşallah. Bu fabrikayı gezmeye geldiğimde de güzel bir haber söyledi genel müdürümüz Hakan Bey. Bu birinci ayın sonuna doğru, işte ikinci ayın başlarına doğru deneme üretimine başlanacağını kendileri bize bu bilgileri verdi. Bunlar bizi daha çok sevindirdi. Yani Sivas Siftaş olarak, yem fabrikası olarak birinci ayın sonunda deneme üretimine geçilecek. İnşallah bir ay içinde de tam faaliyete geçirilerek Sivas çiftçimize yem fiyatlarının Türkiye'de hiçbir zaman gündemde düşmediği, çok pahalı olduğunu sürekli dile getirdiğimiz, biraz hayvancılıkta çok büyük girdilerin en büyük sıkıntıdan bir tanesi yem olduğu için pahalı olmasından dolayı zaten bu amaçla kurulmuştu. İşte buna hem yem fiyatlarını dengeye çekmek, hem Sivas çiftçimize kaliteli yem vermek için bu fabrika kuruldu. İnşallah bunu hep beraber, bu üretimini de hep beraber Sivas çiftçimize sunacağız ve bizler de yanlarında olacağız. Sevgili izleyenlerimiz, işte gördünüz, Ziraat Odası Başkanı Sayın Hacı Çetin Dağ ve yönetimi Siftaş'ı gezdi ve burada Siftaş müdüründen bilgiler aldı. Biz de ekranlarınıza getirdik. Sivas için önemli yatırımlardan biri bu sevgili izleyenlerim. Çünkü biliyorsunuz Sivas Valiliği öncüsünde Sivas Belediyesi işbirliği içerisinde ve diğer tabii ki kurumlarda burada işbirliği içerisinde buranın Sivas'a kazandırılması için önemli bir şekilde çalışmalar sürüyor. Konu gıdadan, konu sevgili izleyenlerimiz yeme içmeden açılmışken bir diğer tabii ki haber konusu da sevgili izleyenlerimiz gündemde, tabii şehrimizde hizmet veren firmalarımızın ihracat anlamında yapmış olduğu çalışmaları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu yönde gerçekten şehrimiz için önemli bir marka olduğunu hemen söyleyelim. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Nereden bahsediyoruz diye merak ediyorsanız sevgili izleyenlerimiz Tuğba Süt'ten bahsediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet. Tuğba Süt, daha doğrusu Er Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Er sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Biz de gazeteci, haberci ruhumuzla Sivas için önemli olan böyle gelişmeleri, iş insanlarının yapmış olduğu paylaşımları da yakından takip ediyoruz. İşte Sayın Mehmet Er, Tuğba Süt olarak 2020 yılını yaklaşık 30 milyon TL ihracat ile kapattık dedi. Güzel bir rakam. Evet, yani tabii kendileri bünyelerinde birçok kişiye de iş istihdamı sağlamaktalar. Bu yönde gerçekten çalışmalarında biz de başarılar diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle bir haberin detaylarını da sizlerle paylaşalım istiyoruz ve detaylarda neler varsa onları da paylaşalım.
Sayın Mehmet Er, Tuğba Süt olarak 2020 yılını yaklaşık 30 milyon TL ihracat ile kapattık dedi. Bu açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı ve tabi Sivas'ın ilk holdingi olduğunu da söyleyebiliriz. Ve Türk köylüsünün ürettiği 10 milyon litre süt işlenmiş şekliyle de ihraç edilmiştir dedi. Evet, biliyorsunuz burada tabii sütün önemini hepiniz biliyorsunuz ve bu süt köylüler tarafından ineklerden sağlıyor. Sonra burada bu işi tabii ki sahaya üretimini sağlayacak olan işletmelere burada tahsis ediliyor, veriliyor ve Tuğba Süt'te bu sütleri çevre köylerden, merkez ilçelerden ve birçok tabii ki köyde yaşayan vatandaşlardan toparlıyor. Sivas'ın ilk holdingi olan Er Holding, Tuğba Akabe Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Er yapmış olduğu açıklamada şunları ifade etti. Tuğba Süt olarak 2020 yılını yaklaşık 30 milyon TL ihracat ile kapattık. Türk köylüsünün ürettiği 10 milyon lira süt işlenmiş şekliyle ihraç edilmiştir. 2021 yılında başta Sivas ilçelerinin sonra Türk üreticisinin geleneksel ürünlerini mevcut mağazalarımızla beraber yeni açılacak yurt içi ve yurt dışı şubelerimizde satışa sunacağız. Tuğba Süt yurt dışı ismi Perfecta markasını bağlı uluslararası tescilli Pizza & Pizza ile yurt dışında şubeleşiyoruz. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı Sayın Er. Paylaşmış olduğu paylaşımda bunları ifade etti. İşte yapılacak olan bu şekilde sevgili izleyenlerimiz pizza merkezleri tabii ki hizmet verecek yurt dışında. Aynı zamanda Sivas'ımızdan yurt dışına gönderilen işte Tuğba Kahve Sütleri'nin de orada şubeleşip mağazalarda birçok yerde şube olarak hizmete gireceğinin de altını çizdi. Biz de ekranlarınıza getirdik. Sivas'ımız için yani bir parça üretim bile yapan herkesi biz buradan duyurmak istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Amacımız bu şehirde güzel şeylerin olduğunu da paylaşmak. İstihdam anlamında bu şehirde birçok kişiye de ekmek kapısı olan Er Holding'e de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İşlerinde başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Evet, gündemde konu başlıkları neler varsa sizler de bir şeyler söylemek isterseniz dediğimiz gibi arada bakalım. Yazanlar olduğu takdirde onları da gözden kaçırmadan paylaşmak istiyoruz. Gelişmeleri şu dakika itibariyle paylaşmaya devam ediyoruz. Gündem konu başlıkları arasında her ne geçiyorsa sizlere bir bir izah ediyoruz, aktarıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip ettiğinizi her zaman söylüyoruz. Güne Bakan Hakan saat 10'dan önce biz yayına çıkıyoruz. Evet, Ses Sendikası her hafta sosyal medyadan bir paylaşım yapıyor ve bu haftada işte Maskeler Konuşuyor adlı bir program. Sosyal medyadan seslerini duyuruyorlar. Pandemi dolayısıyla dışarıda herhangi bir şekilde açıklama olamayacağı için sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanmak da gerekiyor. İşte sendikalar da bu yönde adım atıyorlar. Ses Sendikası Maskeler Konuşuyor programı düzenledi ve sosyal medyasından paylaşımlar yaptı. Geçtiğimiz hafta ve önceki haftalarda da tabii paylaşımlar yapılıyordu ve Maskeler Konuşuyor programında istekler bir bir sıralandı. Sevgili izleyenlerimiz, neler sıralandı, neler söylendi, neler tabii ki istendi, hemen şöyle bir bakalım. Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası SES, Maskeler Konuşuyor programının ikinci haftasında özlük hakları için mücadelelerine devam edeceklerini söylediler. SES Sendikası Maskeler Konuşuyor programı içerisinde maske paylaşarak isteklerini de şu şekilde sıraladılar. Söz verdiğiniz gibi 3600 ek göstergemiz verilsin. Analık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılsın, EYT sorunu bir an evvel çözülsün, sağlıkta şiddeti ve mobbingi önleyen gerçek tedbirler alınsın, COVID-19 meslek hastalığı sayılsın dedi. Bu açıklamalar sendika tarafından paylaşıldı sevgili izleyenlerimiz. Ses Sendikası tarafından yapılan paylaşımda sendikamız sesimiz, çığlığımız duyulmadı, taleplerimiz görülmedi. Şimdi sıra maskelerimizle adıyla devam eden kampanyamızın ikinci haftasında 18-22 Ocak tarihleri arasında özlük haklarımızla ilgili taleplerimizi maskelerimizle konuşturacağız. Pandemi dahil yağmurda çamurda hakkımız olanı talep etmekten ve asla vazgeçmeyeceğiz ve her yerde görünen ve görünmeyen emeğimizin karşılığını almak için sesimizi duyurmaya çalışacağız. Artık oyalanmak istemiyoruz. Siyasi iktidar tarafından bize söz verildiği halde halen düzenleme yapılmayan özlük haklarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz dediler. Az önce de saymış olduğumuz o özlük haklarından bazılarını da saydık ve bunlar özellikle 3600 ek göstergesi, EYT sorunun çözülmesi, COVID-19 hastalığının bu tabii ki meslek hastalığı olarak sayılması ve aynı zamanda işte sağlıkçılara uygulanan şiddet, mobbing ve bunları uygulayacak ve bunları tabii ki gerçekten önleyecek tedbirlerin de alınması yönünde
çağrıda bulundular siyasilere sevgili izleyenlerimiz. Biz de işte önemli bir haberdi. İşte paylaşımlar yapılmıştı. Dedik ki bunu da gündeme taşımamız gerekiyor. SES Sendikası'nın da açıklamalarını gündeme, kamuoyuna Güne Bakan Hakan sosyal medya ekranlarından paylaştık. Devam edelim. Başka neler var? Hemen şöyle haber notlarımızı biz tabii konuşurken ekranlarda hemen hazırlıyoruz. Hem konuşuyoruz hem de haber başlıklarını bir bir ekranlara taşıyoruz. Ekranlardaki görmüş olduğunuz haberlerde sizleri umut ediyoruz ki bilgilendiriyordur sevgili izleyenlerimiz. Tabii havalar soğuyunca karlar yağdı ve karların yağmasıyla birlikte sevgili izleyenlerimiz sokaklarda yaşayan hayvanlar da sevgili izleyenlerimiz ihtiyaçlar arttı. Yani onlar yem bulma konusunda tabii zorlandılar. İşte bu durum böyle olunca hem Sivas Valiliği olsun hem de Sivas Belediyesi olsun kolları sıvadı ve işte Sivas Belediyesi can dostlarını unutmadı. Yoğun kar yağışının ardından doğada yaşayan hayvanlar sevgili izleyenlerimiz bunların tabii ki beslenebilmesi için Sivas Belediyesi tarafından yemler bırakıldı. Ve yemler tabii ki hayvanların sağlıklı beslenebilmesi soğuk havalarda herhangi bir şekilde açlıktan hayatlarını kaybetmemeleri yönünde ve dirençlerinin de düşmemeleri anlamında Sivas Belediyesi can dostlarını unutmadı. İnsan odaklı çalışmalarının yanı sıra doğadaki canlıları da ön planda tutan Sivas Belediyesi kış aylarının gelmesiyle birlikte doğada yaşayan hayvanları unutmadı. Ve doğada yaşayan hayvanlara Sivas Belediyesi tarafından yem bırakıldı sevgili izleyenlerimiz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yılın her döneminde olduğu gibi periyodik olarak yine karların yağmasıyla birlikte Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından da doğaya yem bırakıldı. Ve mesire alanlar başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerine gerçekleşilen etkinlik de katılan ve bu etkinlikle ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı Kayhan Işık neler söyledi? Hemen onu ekranlarımıza getirelim dilerseniz. Bakalım Başkan Yardımcısı'nın açıklamalarında doğadaki hayvanlar için bırakılan yemlerle ilgili neler ifade edildi izliyoruz. Kar rahmettir, berekettir. Bırak geçen günlerden sonra Sivas'ımız çok şükür özlediği, beklediği kara kavuştu. Tabii karla birlikte can dostlarımız da bu şartlardan olumsuz etkilendi. Sivas Belediyesi olarak can dostlarımıza yem attık. Şehrin muhtelif yerlerinde de hayvanlarımızın beslenebilmesi için Sivas Belediyesi olarak yem atmaya, can dostlarımızı beslemeye bu olumsuz şartlarda devam edeceğiz. Sivas Belediyemiz bu noktada çok hassas. Bütün vatandaşlarımızı da bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz. Hepimiz can dostlarımıza sahip çıkmak durumundayız. Çünkü bu hayvanlar gerçekten bu olumsuz şartlardan son derece kötü etkileniyor. Onun için elimizden geldiği kadar hepimiz can dostlarımıza sahip çıkarsak onlar da bu şartlardan en az etkilenmiş olurlar diyor. Saygılar sunuyorum. Duymuş olduğunuz gibi Sayın Işık bu açıklamaları yaptı. Can dostlarımıza sahip çıkıyoruz dedi. Efendim kolaylıklar diliyoruz. Tabii doğada yaşayan hayvanlar Sivas Belediyesi tarafından besleniyor. Onlara yemler bırakılıyor. Ve sağlık diyoruz. Sağlıkla ilgili sedef hastalığı ile ilgili bir haber sevgili izleyenlerimiz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından paylaşılan bir haber ve sedef hastalığı ile ilgili bilgilendirici bir haber yapıldı. Neler var detayında? Sedef hastalığının Türkiye'de görülme oranı %1,5. Çok sevgili izleyenlerimiz bunu da hemen sizlere aktarmış olduk ve Profesör Doktor Akyol sedef hastalarında kalp ve damar sisteminde bir takım hastalıklar sıkça görülmekte dedi. Sedef hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu sayın doktor sevgili izleyenlerimiz. Neler söyledi açıklamalarında hemen ekranlarınıza getiriyoruz. Profesör Doktor Melih Akyol Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Biliyorsunuz psoriyazis ya da sedef hastalığı, halk arasında sedef hastalığı olarak bildiğimiz hastalık kronik seyirli bir hastalıktır ve bu hastalığın en fazla bilinen tipi dediğimiz psoriyazis bulgaris tipinde özellikle derinin her tarafında bilhassa diz dirsek bölgesinde başta olmak kaydıyla zeminde kırmızı renkte kızarıklıkların görüldüğü, üzerinde sedefi beyaz renkte pullanmaların görüldüğü bir hastalık tablosudur. Özellikle klasik formu bu şekilde görülebilir. Bu hastalık bu görüntüsünün dışında başka atipik formlarda da kendini gösterebilir. Örneğin tüm vücudun kızardığı, kırmızılıkla kaplandığı, üzerinde bazen pullanmaların görüldüğü ya da
eritrodemik form ya da yine tüm vücudun cerrahatli lezyonlarla, püstül diye adlandırdığımız cerrahatli lezyonlarla kaplandığı formlarda da görülebilir. Bu hastalık yalnızca tabii deriyi tutmuyor. Aynı zamanda örneğin tırnaklarda da bir takım değişiklikler meydana getirebiliyor. Tırnaklarda kalınlaşmalar, kabalaşmalar, renk değişiklikleri, tırnak plağının özellikle tırnak yatağından ayrılması gibi bazı bulgularla da hastalık seyredebiliyor. Bunların dışında yine psoriyazisi her ne kadar deriye sınırlı bir hastalık ya da sedef hastalığın deriye sınırlı bir hastalık gibi algılanmasına rağmen aslında psoriyazisin eklemleri de tutan bir formunun olduğunu çok iyi biliyoruz ve psoriyatik artrit diye adlandırılıyor bu. Ve bu hastaların önemli bir kısmı aslında doğrudan dermatolojiye değil eklem bulguları sebebiyle başka kliniklere de yönlendirilebiliyorlar. Oysa çok rahatlıkla dermatologlar psoriyazis tanısı koyduktan sonra psoriyazisin hemen ardından eklem bulgularını da tanımlayarak uygun yerlere, bu eklem bulgularının takibi açısından uygun yerlere konsültasyon isteyebilir ve hastaların takiplerini kolaylıkla sağlayabilirler. Yine psoriyaziste bu eklem bulgularının dışında özellikle sedef hastalığı olmayan yani psoriyazi olmayan insanlarla karşılaştırıldığında kalp ve damar sisteminde de bir takım hastalıkların sıkça görüldüğünü biz biliyoruz. Yine benzer şekilde bağırsaklarda işte ülseratif kolit diye adlandırılan ya da regional enterit kron hastalığı diye adlandırılan başka başka hastalıkların da, inflamatuar hastalıkların da sedef hastalarında sık görüldüğünü biliyoruz. Peki sedef hastalığı nasıl bir hastalık, niçin oluşuyor, hangi sebeplerle oluşuyor? Çok açık değil aslında bunun sebepleri ama bir takım genetik yatkınlıklar, örneğin ailede sedef hastalığı varsa o ailede yetişen bir çocukta sedef hastalığı olma olasılığı son derece yüksek. Genetik yatkınlığın bir göstergesi. Yine çevresel faktörler ve başka başka faktörlerle birlikte, sedef hastalığı herhangi bir yaşta ortaya çıkabiliyor. Çocukluk yaşta da görülebilir, çok çok yaşlı insanlarda da görülebilir. Genellikle orta yaşlarda kendini gösteren, klinik olarak kendini gösteren bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bazı ilaçlar, enfeksiyonlar, fiziksel travmalar ya da ruhsal travmalar da yine sedef hastalığında hastalığın belirtilerinin aşikar olmasını olmasına sebebiyet verebiliyor. Şimdi hastalığın tedavisini yaparken tanısını koymak çok zor değil ama hastalığın tedavisini yaparken bir takım kurallarımız, çok temel prensiplerimiz var. Genellikle bu hastalarda topikal tedaviler diye adlandırdığımız kremlerle, merhemlerle, losyonlarla yapılan tedaviler var. Ya da bazı hasta gruplarında bizim fototerapi ya da ışık tedavisi diye adlandırdığımız, ışık vurgusunu özellikle yapıyorum. Çünkü bazen hastalarımız bunu ışın tedavisiyle, yani kanserde kullanılan ışın tedavisiyle karıştırırlar. O yüzden ışık tedavisinin sedef hastalığında, fototerapinin sedef hastalığında kullanılabildiğini söylememiz gerekiyor. Bir grup hastadaki bu grup hastalar daha çok hastalığın şiddetinin çok daha yüksek olduğu ya da hastaların yaşam kalitelerinin çok çok bozduğu hasta grubunu oluşturuyor. Ve bu hasta grubunda da özellikle bizim konvansiyonel sistemik ilaçlar diye adlandırdığımız birkaç temel ilacımız var. Bunları yine sedef hastalığının tedavisinde kullanabiliyoruz. Çok daha zor durumda kaldığımız hasta gruplarında ise bugün için biyolojik ajan diye adlandırılan ve sayıları da gittikçe artan çok sayıda yeni ilaçlarımız var. Tabii bu ilaçlar biraz daha yakın takip gerektiren ilaçlar olmakla birlikte sedef hastaları için gerçekten umut haline gelmiş ilaçlar olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili izleyenlerimiz, işte sedef hastalığının Türkiye'de görülme oranının %1,5 olduğunu, Profesör Doktor Akyol ise sedef hastalarında kalp ve damar sisteminde bir takım hastalıkların sıkça görüldüğünün altını çizdi. Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Melih Akyol, sedef hastalığı üzerinde genel çalışmaları bilgilendirici olmak amacıyla biz de sizlere bu haberi ekranlara getirdik, paylaştık. Sevgili izleyenlerimiz, gündem konuları arasında yer alıyordu. Sizlerle paylaşalım istedik. Evet, gelişmelere devam ediyoruz ve tabii sevgili izleyenlerimiz, doğal afetler hayatımızda etkili oldu geçtiğimiz yıl içerisinde. Bu afetler içerisinde de vatandaşlar, 7'den 77'ye herkes el birliğiyle özellikle İzmir'de yaşanan depremle ilgili birçok vatandaş yardımda bulundu. Sivas'ımızın Gemerek ilçesinden de Toprak isimli bir küçük kardeşimiz. Daha önce biz bu oraya kumbarasına biriken paraları gönderme haberini de sosyal medyamızdan paylaşmıştık. Babası bize ulaştı AFAD'dan dedi. Oğlumuza bir teşekkür geldi dedi. Biz de onu sizlerle hemen şöyle bir paylaşalım istedik sevgili izleyenlerimiz. Ekranlarınızda şu anda görmüş olduğunuz gibi gönderilen
gönderilen, AFAD tarafından daha doğrusu gönderilen bir teşekkür metnini görmektesiniz. Müdürlüğümüze göndermiş olduğunuz teşekkür mektubunu ve kumbaranı aldık ve çok mutlu olduk. Bizler de sana çok teşekkür ediyoruz. Buradaki abilerinin, ablalarının da sana çok selamı var. Ülkemizde deprem gibi doğal afetler sık yaşanıyor. Depremden önce almamız gereken tedbirleri deprem esnasında da nasıl davranacağımızı bilirsek korkmamamız gerekecek. Olumsuz bir durum güç katacağız. Sen de bu zincirin bir parçası olduğun için seninle gurur duyuyoruz dedi. Afetsiz günler dileklerimle gözlerinden öpüyorum denildi. İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhçu göndermiş sevgili izleyenlerimiz. Sevgili Toprak Oğlum diye bu paylaşımı aileye gönderdi. Biz de bu paylaşımı babası bizlere ulaştırdı. Sizlerle paylaşalım istedik. Hatta hemen toprağın da fotoğrafını sizlerle paylaşalım. Ne kadar güzel. Dediğimiz gibi İzmir depremine küçük de olsa o yaraların sarılması anlamında kumbarasındaki paraları o dönemde gönderen toprağa biz de buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Böyle küçük kardeşlerimizin tabii güzel davranışlarda bulunması hepimizi mutlu ediyor. Ailesine ve kendisine de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İzmir'den de kendisine bir teşekkür şeklinde onurlandırıcı bir işte bu şekilde bir teşekkür gönderildi. Biz de paylaşalım istedik, ekranlara getirdik. Sevgiler, saygılar diyoruz Gemerek ilçemize de. Efendim gündemdeki konular, haber başlıkları ve tabii neye bakacağız? Şehrimizdeki efendim gelişmeleri birazdan gazetemizden de bahsedeceğiz ama ondan önce Sivasspor formasına, kırmızı beyaz renklerimize yeni bir isim katıldı. Bununla ilgili de haberimiz vardı. Ekranlarınızda Sivasspor'umuzun formasına, renklerine bağlanan isimle ilgili de haberi taşıyalım istiyoruz. Ekranlarınıza getirdik. Demir Grup Sivasspor, Alaaddin Okumuş'u renklerine bağladı. Sivasspor'a yeni transfer olarak haberi gündeme hemen taşımak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Umut ediyoruz ki bundan sonraki tabii maçlarda iyi bir şekilde galibiyet elde ederiz. Uzun zamandır berabere gidiyoruz biliyorsunuz. Alaaddin Okumuş Demir Grup Sivasspor'da sevgili izleyenlerimiz. Demir Grup Sivasspor, Bereket Sigorta Ümraniye Spor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alaaddin'in Sivasspor'un işte anlaşması sevgili izleyenlerimiz. Sivasspor'un İstanbul'daki ofisinde Başkan Mecnunot Yakmaz ve As Başkan Mehmet Akif Bağcı'nın katıldığı törende sözleşme imzalandı, imza atıldı ve 3,5 yıllığına Alaaddin Okumuş Demir Grup Sivasspor'un forma renklerine de bağlanmış oldu. Biz de Sivasspor adına, şehrimiz adına hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umut ediyoruz ki önümüzdeki maçlarda Alaaddin'in gelmesiyle de herhalde biraz daha kendimizi daha da iyi bir şekilde ifade edeceğiz diye temenni ediyoruz. Ama bizim tabii ligde olmamız, bizim Sivasspor önemli. Gerçekten Anadolu'nun en önemli takımlarından bir tanesi. Sivas'ımızın markası, ligde olmamız, mücadele etmemiz hepsi çok güzel diyoruz. Sivasspor'a da bir kez daha başarılar diliyor. Hemen gazetemizi şöyle bir ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Bakalım gününe çıkan haber başlıklarında gazetelerde neler yer alıyor, onları da sizlere paylaşalım istiyoruz. Günün manşetlerini, günün haber başlıklarını gazetemizden aktaracağız. Hemen şöyle bir gazeteyi ekranlara yansıtalım ve manşetleri sizlerle paylaşalım. Gazete Güne Bakan, dijital bir gazete. Günlük olarak haftanın 5 günü biz sosyal medyamızdan bu gazeteyi kamuoyuyla paylaşıyoruz ve bu paylaşımlar içerisinde dikkat ettiğimiz konuları manşete taşıyoruz. İşte gazetemiz geldi. Bakıyoruz. Neler görüyorsunuz? Hemen bu gördüklerinizi sizlerle biz de paylaşalım ve manşetlerin detaylarını bir bir sizlere aktaralım. Divriği'ye en uzun, en yüksek zipline. Dikkatimizi çeken bir haberdi. Program içerisinde bahsetmiştik. Türkiye'nin en uzun ve en yüksek zipline hattı Divriği'ye inşa edilecek. Baharın gelmesiyle bu projenin başlayacağını duyuran Divriği Kaymakamlığı cam teras projesi, Aras'ta çarşısının oradaki tabii binaların ve dükkanların giydirilmesi, yine yürüyüş yollarının ve parkurlarının yapılması Divriği'ye özel bir ivme katacak. Tarihi eserlerin en iyi şekilde sergilendiği Divriği Ulu Cam ve Darüşşifası'nın daha fazla kişi tarafından görülmesi anlamında
bu şekilde projelerde Divriği'ye ekstra özel bir gitmek için neden ortaya çıkaracak sevgili izleyenlerimiz? İşte Divriği'ye en uzun, en yüksek, daha doğrusu Türkiye'nin bunu dememiz lazım. Çünkü Divriği Kaymakamlığı paylaşımında aynen bu şekilde paylaşımı yaptı. Ve Divriği'nin turizm cenneti, zaten turizm cenneti ama daha da fazla insanların gelmesi için sebeplerin, nedenlerin artırılması gerektiği vurgulandı. İşte burada cam teras çalışmaları sürerken bununla beraber baharın gelmesiyle birlikte de Türkiye'nin en uzun zipline inşaatının da burada yapılacağını, inşa edileceğinde altı çizildi sevgili izleyenlerimiz. Şimdiden hayırlı olsun. Zipline biliyorsunuz bir kaydırak şeklinde düşünün. Çelik bir halatın üzerinde bağlanıyorsunuz. Hop aşağı doğru gidiyorsunuz. Yani acayip derecede nefesleri kesen bir spor faaliyeti diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Adrenalin yüksek, heyecan yüksek. Bahar ayının gelmesiyle bu projede Divriği'de başlayacakmış. Biz de bunu manşet olarak, gazete Güne Bakan olarak farkımız olsun dedik, manşetten gündeme taşıdık. Belediye doğaya yem bıraktı. Yoğun kar yağışının ardından Sivas Belediyesi sevgili izleyenlerimiz tabii sokakta yaşayan, doğada yaşayan hayvanları da unutmuyor. Bunlar için şehrin muhtelif yerlerine yemler bırakıldı. Hayvanlar tabii ki sağlıklı bir şekilde beslenebilsin diye. Sivas Valisi Salih Ayhan karayollarının incelemelerde bulundu. Kar çalışmaları, yol çalışmaları nasıl gidiyor dedi. Ve 1000 personel 525 adet araçla burada çalışmaların sürdüğünün altını çizdi. Ve tabii yola çıkacak olan vatandaşlara da uyarılarda bulundu Sivas Valisi Salih Ayhan. Tuğba Süt yurt dışında şubeleşiyor. Bunu paylaşmıştık. Şehrimizin önemli marka değerlerinden Er Holding sevgili izleyenlerimiz ve Er Holding bünyesinde olan Tuğba Sütü yurt dışında şubeleşiyor. Bunun da altını çizerek şehrimizin önemli bir marka değeri ve yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Er ise paylaşmış olduğu açıklamalarda Tuğba Süt olarak 2020 yılını yaklaşık 30 milyon TL ihracat ile kapattık. Müthiş bir rakam. Türkiye köylüsünün üretimi 10 milyon litre süt işlenmiş şekliyle ihraç edilmiştir. Hem köylümüze hem ülkemize hem de şehrimize önemli bir katma değer katıyor Er Holding. 1972 yılında kurulan ve başarılarını katlayarak büyüyen bir şirket ve şirkette yönetim alan ve bütün ekiplere de selamlar, sevgiler gönderiyor sevgili izleyenlerimiz. Bu da önemliydi. Günü dedi ki bu haberde gazetemizde olsun. Özlük haklarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz denildi. Ses Sendikası sosyal medya üzerinden özlük haklarının korunması anlamında hafta, yani her hafta belli aralıklarla yapılıyor ve maskeler konuşuyor programı gerçekleşiyor. Maskeler paylaşılarak maskelerin üzerinde işte istenen istekler, yerine getirilmeyen istekler tekrar tekrar siyasilere aktarılıyor ki işte 3600 ek gösterge bunlardan en önemlisi ve yine tabii ki EYT sorunu, Covid-19'un meslek hastalığı olması yönünde bazı tabii ki özlük haklarının istenildiği Ses Sendikası tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Ve Deva Partisi İl Başkanı Serdar İnce ne söyledi? Sivas Vali tarafından yapılan açıklamaya göre toplam nüfusumuzun %38'inin sosyal desteğe muhtaç olduğu görülmekte. Bu da demek oluyor ki Sivas'ta 3 kişiden biri sosyal desteğe ihtiyaç duymakta dedi. Ve sürmanşet, Başkan İnce Sivas'ta 3 kişiden biri sosyal desteğe mevcut açıklamasını gündeme taşıdık. Sivas Valiliğin geçmiş günlerde açıklamış olduğu şu kadar kişiye Sivas'ta sosyal yardım yapılıyor sözlerini istinaden bir matematiksel hesap ve Deva Partisi İl Başkanı Serdar İnce Sivas'ta 3 kişiden biri sosyal desteğe muhtaç dedi. Günü sürmanşetten biz de ekranlara taşıdık bu haberi sevgili izleyenlerimiz. Evet, bunlar öne çıkan bizim gazetemizdeki dijital olarak yayınladığımız başlıklarda sevgili izleyenlerimiz yer aldı. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar hayatın içerisindeki olup biten çalışmaları biz tabii bu zaman dilimine sığdırmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Hayatın içerisinde her ne var ise biz sosyal medya üzerinden bu paylaşımlarımızı yapıyoruz. Efendim, her şey gönlücü olsun diyoruz. Günü gündemi hayatı doğru, tarafsız, objektif bir şekilde aktarmaya çalıştık. Bize vakit ayıran, bizleri izleyen, bizleri takip eden siz sevgili izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Tabii gün bitmiyor, hayat bitmiyor, haberler bitmiyor ama biz diyoruz ki sizleri de çok fazla sıkmayalım, sizleri de çok fazla daraltmayalım diyoruz. Haberleri kısa öz olarak bir saatlik zaman dilimine sığdırarak Güne Bakan Hakan sosyal medya ekranlarından paylaştık. Bizlere bu şekilde vakit ayırıp izleyen siz sevgili izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Hayatın içerisindeki gelişmeleri, paylaşımları biz elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar
birçok kitleye, yani yayından sonra bu tabii ki kayıt altına alınıyor ve sosyal medyadan birçok kişi tarafından da yeniden izleniyor sevgili izleyenlerimiz. Yarın da nasip olursa Sivas Ticaret Odası'nda Mustafa Kenen'in 2020 yılı değerlendirme programı var sevgili izleyenlerimiz. Sivas Ticaret Odası 2020 yılında neler yaptı, 2021 yıl için hedeflerinde neler var, bunları saat 9'da basınla bir araya gelerek paylaşacak. Bir aksilik olmazsa oradan biz de o programı canlatalım diyoruz. Kamuoyuyla Güne Bakan Hakan farkıyla ekranlardan duyuralım istiyoruz. Hayatın içerisinde ne varsa biz de anlık olarak birçok konuyu canlı olarak sizlere aktarmak adına yine biz bu ekranlarda olacağız. Efendim her şeyin gönlücü olmasını temenni ediyoruz. Firmalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Akınay ve TASAŞ Alüminyum ve tabii diğer firmaların da desteklerini bekliyoruz. Ne kadar çok firmamız bizi desteklerse biz de bu şehirde o kadar sizlerle iyi işlere imza atmaya çalışırız. Çünkü reklam ve tanıtım bu yayınların daha iyi bir şekilde sürebilmesi için gerekli. Özellikle dijital reklamlar hayatımızın her anındaki bu programı da birçok kişi izliyor, takip ediyor. Sizler de reklam ve tanıtım anlamında firmanızı bir öne çıkarmak isterseniz Güne Bakan Hakan'a ulaşmanız yeterli olacak. Hayata dair ne varsa yarın yine burada olacağız diyoruz. Allah'a ısmarladık. TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını sona erdi.